Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin Kurban Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Bayram öncesi bol sebzeli güzel bir kavurma tarifi bırakmak istedim kanalıma. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldıktan sonra 500-600 gram kadar kuşbaşı doğranmış etim var. Etimi ilave ediyorum. Şöyle bir çevirdikten sonra suyunu salıp çekene kadar, yumuşayana kadar pişirmeye bırakacağım kapağını kapatarak. Et seçimi tamamen damak zevkinize kalmış. Dana eti, kuzu eti, keçi eti hangisini seviyorsanız kavurmanızı onunla hazırlayabilirsiniz. Etimiz yumuşarken biz de sebzelerimizi doğrayalım. Sebzelerimizin miktarı tamamen damak tadınıza kalmış. Bol sebzeli seviyorsanız miktarı bir tık daha fazla tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ölçülerimi tamamen göz kararı hazırladım. 3-4 adet kuru soğanım var. 4 adet domates, 1 kapya biber ve bir de yeşil biber kullanacağım. Bütün sebzelerimi sırasıyla ince ince yemeklik olacak şekilde doğruyorum gördüğünüz gibi. Biberlerimin orta kısmındaki çekirdekli bölümü ayırıp atıyorum. Sizler seviyorsanız çıkartmak zorunda değilsiniz o bölümü. Ama ben pek kullanmayı tercih etmiyorum o kısmı. İnce ince biberlerimi de doğruyorum. Bir diş sarımsağım var ama e, sizler mutlaka 2, 3, 4, 5 diş bile sarımsak kullanabilirsiniz. Benim o gün çok azdı sarımsağım. Sadece bir diş kullanabildim. E, bu yemeğe sarımsak çok fazla yakışıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Soğanlarımı, biberlerimi, sarımsağımı doğradım. Domateslerimin de kabuğunu soyduktan sonra küp küp doğradım. Artık sebzelerim hazır. Etim de gerçekten çok güzel bir şekilde yumuşadı, pişti, bırakmış olduğu suyunu çekti. Bir çay bardağı kadar da su ilave etmiştim. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Tam istediğim kıvamda pişmiş durumda. İçerisinde tamamen su kalmayacak şekilde iyice suyunu çektiriyorum ve bu aşamada sebzelerimi ilave etmeye başlıyorum. Öncelikle soğan ve sarımsağımı ekledim. Ardından biberlerimi ilave ediyorum. Domatesini ekliyorum. Ve bu aşamada baharatlarını ilave edeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyorum. Miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak da köy tereyağı ilave edip şöyle bir karıştırıyorum kavurmamı. Tereyağını en son ilave ediyorum. Ben bu şekilde çok daha güzel ve yumuşak olduğunu düşünüyorum etin. Sizler de bu şekilde tereyağını en son eklerseniz aradaki farkı göreceksiniz. Bütün sebzeleriyle birlikte güzelce kavurmam pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık lokum gibi oldu. Hemen servis aşamasına geçiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.